Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz Haziran ayında Dünya Kupası başlıyor. Ben Dünya Kupası'nı bekleyemeden sizlerle birlikte Dünya Kupası'na gidiyorum. Ronaldo için Portekiz milli takımının başına geçtim. Şu an 8 Aralık bu aslında bir save dosyası ve bu save dosyasının linkini bu videonun altında paylaşacağım. Siz isterseniz Futbol Manager 2018'e sahipseniz bu save dosyasını bilgisayarınıza yükleyip bu oyuna girip e, oynayabiliyorsunuz. 8 Aralık'ta sadece Çin Ligi ve milli takım seçebiliyorsunuz. Çin Liginden ya da milli takımdan seçim yapabiliyorsunuz. E, hemen şuradan göstereyim. Oyunu daha taze taze açtım, yeni açtım. E, tabii grup etapları e, gruplar çek, şu anki çekilen gruplarla aynı değil ama katılan, tur atlayan takımlara baktığınız zaman hepsi aynı takımlar. Şimdi 8 Aralık'ta ben Mayıs ayına doğru hızla ilerliyorum. Hazırlık maçlarıyla birlikte Dünya Kupası'na sizlerle birlikte katılıyoruz. Burayı kestik. Evet artık Dünya Kupası başlamak üzere. Hazırlık maçlarını da yaptık. Hazırlık maçlarını hızlıca geçtim. Çünkü e, gerek olmadığını düşündüm. Kısaca taktiği de bahsetmeye çalışacağım size taktikten de. Dünya Kupası gol krallığı oranları açıklanmış. Anthony Griezmann birinci sırada. Cavani, Rudiaz, Dybala, Borja ve Son Heung Min varmış Tottenham Hotspur'lu. En iyi oyuncu ödülü adayları Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Neyse ki bizden birisi varmış. Neymar, Luis Suarez, Pogba ve Kevin De Bruyne. Genç oyuncu adayı bizden kimse var mı? Yok. Benim oyum Milinkovic Savic olacak. Çünkü gerçekten tartışmasız bence. Yani hiç tartışmaya gerek yok. Yani bunu söyledikten sonra daha uzamasına da gerek yok. Bence orta sahadaki en iyi oyuncu. İki yönlü orta saha mezzala. Tartışmasız Dinamo olarak bile kullanabilirsiniz. Ee, daha da üstüne söz söylenmesine gerek yok bence diye düşünüyorum. Tabi e, savunma yönü biraz zayıf olabilir ama hücum yönü de gerçekten oldukça iyi. biraz zayıf dediğim de yani pozisyon alma, top kapma e, ve markaj fena sayılmaz. Çok sevdiğim bir oyuncu. Çok para ama. <laughs> Neyse e, biz gruplarımıza bakalım. Dünya Kupası C grubuna düşmüşüz. A grubunda Suudi Arabistan, Mısır, Polonya, Rusya. E, bence buradan Polonya, Rusya çıkacak. %80 ihtimalle ama Mısır'da Muhammed Salah e, ağırlığını koyabilir. Hasan e, Hassan iyi bir forvet oyuncusu. El Neni var Arsenal'li orta sahada. E, bu bizim Trezege değil mi? Evet bizim Trezege. Valla çok aslında böyle hareketli Patlama yapabilecek oyuncular da var. Hiç belli olmaz. Mısır sürpriz yapabilir A grubunda. B grubunda tartışmasız Brezilya çıkar. Meksika ya da İsviçre diyorum ben ikincilik için. Kosta Rica, Fransa, Nijerya ve ben varım bu grupta da. Bu gruptan benle Fransa çıkarız diye düşünüyorum. İnşallah öyle de olur. D grubunda kim varmış? Avustralya, Almanya, Peru, İsveç. Peru ve İsveç'le yok. Ne İsveç ve Şili ile hazırlık maçı yaptım evet. İsveç'e 4 mi atmıştım ya da 2-1 bitmişti hatırlamıyorum kaç. Şili'ye 5 İsveç'e 2 atmışız. Bunun tabi tarihi evet bayağı sonraymış Sırbistan karışıklık olmasın. İsveç'i 3-1 yenmişiz. Bu arada Güney Kore, Hırvatistan, İspanya, Uruguay. Buradan bence Almanya, İsveç çıkar. E grubunda Güney Kore, Hırvatistan, İspanya, Uruguay. Hırvatistan değil de İspanya, Uruguay diye düşünüyorum. Arjantin, Danimarka kesin. Arjantin de kesin. Buradan iki takım çıkar. Kolombiya, İran, Senegal, Sırbistan. Sırbistan ve Kolombiya düşünüyorum. Ee, Belçika, İngiltere, Fas, Panama. Tabii Belçika ve İngiltere ama diğer gruplara baktığınız zaman benim grubum da fena değil gibi gözüküyor. İlk maçımızı kimle oynayacağız? Fransa ile mi oynuyorduk? Costa Rica pardon. Sonra Fransa ve Nijerya. Şimdi... Hızlı bir şekilde Kostarika maçına doğru ilerliyorum. Ee, çok oyuncudan vazgeçmek durumunda kaldım çünkü gerçekten Portekiz birçok yıldızı barındırıyor. Pepe ya da Kuarejma ikisinden birisini almak istedim ee, ama gerçekten e, yani onları alsam başka bir oyuncuyu bırakacağım. <laughs> Bu yüzden hiç uğraşmayayım dedim. Ee, yani Kuarejma zaten biliyorsunuz artık yaşlandı. Ee, ben defans önde, oy, önde oynatmaya çalışacağım. Pepe Harika bir stoper ee, ama ne yazık ki önde oynayan defanslar için aynı harikalıkta olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani çok geniş alanda çok sıkıntı çıkartabilir ama gömülü veya geriye yaslanmış bir savunmada Pepe'den daha iyisini de bulamayabilirdim. 5-4-1 oynuyorlar. Bakalım bizim stoperlerimiz, orta sahalarımız, forvet oyuncularımız Hava durumu nasıl olacakmış? 27 derece. Maç saatinde 27 derece olacakmış. Hadi bakalım nasıl olacak? Ee, en son yayınlanan lig sıralamalı listesinde 7. sıradaymışız. Maç öncesi basın toplantısı. Oscar Ramirez'in oynanacak maç öncesinde oldukça stresli olduğu gözlemlendi. Bundan ne şekilde faydalanmayı düşünüyorsunuz? Oscar Ramirez haklı sanırım. Bu denli önemli maçlar öncesinde heyecan ve stres yaşanması gayet normal. Ben de öyle hissediyorum. Faydalanma. Ee, Evet ben de öyle istedim diyeyim ya. Yardımcı olalım. Bir menajerin gergin olduğu ifadesini etmesi pek alışık olduğunuz bir şey değil. Bu gerginliğinizi cumartesi günü oynayacağınız maçta oyuncularınıza olumsuz yansıyacağından endişe etmiyor musunuz? Bunun sıkıntısını çekmemiz mümkün değil. Bence söylediklerim biraz fazla dedik dedik ediyorsunuz. Oyuncularım ne yapacaklarını biliyorlar. Çıkıp aslanlar gibi oynayacaklar. Grupta bir galibiyetle başlamak ne kadar önemli. Turnuvadaki bütün durumumuz bu sonuca bağlı olarak değişebilir. Önümüzde birçok maç var. Maç maç düşünmeyi tercih ediyorum. Evet. Grubun en zayıf ekibi olarak görülen Costa Rika'ya karşı ilk maçınızı oynayacaksınız. Sonrasında daha zorlu rakiplerin geleceğini bilerek böyle maçları kazanmak ne kadar önemli. Ulan ne kadar uyuz sorular ya. Önümüzde birçok maç var. Maç maç düşünmeyi tercih ediyorum. Mario, Mario Rui sakatlarına rağmen Portekiz kadrosuna mı dahil ettik? Ne sakatlığı var? Hayır ya sakatlığı falan yok. Geçmiş. Ha ucu ucuna olacak ama evet. Oyuncular otele ve tanıdıkları çevreden uzak kalmaya alışabildiler mi? Bunu başka zaman konuşalım bebeğim. Allah Allah ne kadar soru soruyorlar. Ya Sanselo'ya yer vermedik, Sedri'yi aldım yerine. Yani ben Sedri'yi kullanmak istiyordum. O yüzden Sanselo yerine Sedri'ye şans verdim. Hiç kimseyi asla tamamen çekişme dışına itmedim ama şimdi diğer seçenekleri gözden geçirmek istiyorum. Pepe'nin kadroya alınmadığı düşünülürse Ruben Vezo'yu çağırmanız kararınız şüpheyle karşılandı. Bu seçimi yaparken neyi dikkate aldınız? Her zaman kadroya çağrılmaya değer oyuncular olacaktır ama ben istikrardan yanayım ve şu anda elimde seçtiğim gruba odaklanmayı tercih etmeliyim. Bruno boyunca artan medya ilgisi ve varlığı hakkında ne hissediyorsunuz? Ne kadar çok konuştunuz ya. İşte ben bu yüzden basın toplantılarını yapmayı sevmiyorum arkadaş. Klasik sonuç. Mısır sürpriz yapabilir. Mısır maçını merak ediyorum. Oo. Ne dedim? Muhammed Salah taşıyabilir dedim. Ve 10 kişi. Hasan Mustafa. Yalnız bu oyuncuyu da transfer edemiyoruz. Deli bir adammış. Muhammed Salah. Adam 2 gol attı. Mısır'ı taşıdı. Milik Kliç. 60-86. Yalnız 86'da 2-2. 90 artı 4'te Muhammed Salah atmış. Zaten Dünya Kupası'lara Dünya Kupalarına gitmeyi sağlayan o mücadele o hırsı da Salah vermişti. O penaltı yapması inanılmazdı zaten yani. O kadar baskı, o kadar sıkıntı çok zor yani. UEFA finalinde Galatasaray Fatih Terim penaltı atacak adam bulamıyordu. Herkes bacağım ağrıyor. Şöyleyim, böyleyim falan deyip kaçmaya çalışıyordu. Costa Rica Portekiz. Ha, milli takım formaları yok mu ya? Tüh. Neyse. Hadi bakalım başlıyoruz. Bu arada yedeklerimizi de atalım kadromuza. E, Gelson Martins'i sağ atalım. Andres Silva, Cristiano Ronaldo, Pereira, Fernandes, Adrian Silva. Böyle başlayalım. Guerrero, Bezo, Charicho, Semedo ve Patricio. E, bu arada kadromuzu şöyle bir gösterelim mevkiye göre de sıralayalım. Ee, yani görüyorsunuz mümkün olduğunca oynamaya çalışmış ve oynayan oyuncular aldım. Cildiyaz her iki kanatta da kullanabileceğimi düşündüğüm için aldım. Aslında çok fazla da oynamamış ama genç bir oyuncu almak da istedim. Bernardo Silva zaten City'de oynuyor ve hamle oyuncusu. Yani bir maç ilk 11 başlayıp 26 maça sonradan girmiş. Orta sahada kullanmayı planlıyorum Bernardo Silva'yı. Geri kalan takım oyuncuları da görüyorsunuz. E, genellikle oynamış veya maça sonradan dahil olmuş oyuncular. Mario Rui sol bekte ben inanıyorum Mario Rui'den çok faydalanacağız. E, zaten sol bekte de biraz sıkıntı var açıkçası. Quentrao falan yaşlanmış çünkü. Ama ben mümkün olduğunca en iyi kadroyu toplamaya çalıştım. Kimi alsak birilerini dışarıda bırakacaktık. E, mesela Gelson Martins e, almışız ama bu orta sahadaki genç oyuncu he, Renato Sanchez de burada gerçi. Evet. Mümkün olduğunca iyi oyuncular toplamaya çalıştık. Gördüğüm ama en azından Quarejman'ın da kadroda olmasından yanaydı ama hadi bakalım çocuklar İyi şanslar çocuklar eğlenmenize bakın dedikten sonra Evet, maça başlıyoruz. Bruno Fernandes, Guerrero, Danilo, Adrian Silva vuruyor. Navas, kaleci ve sağ, bek e, sağ kanatları çok tehlikeli. <laughs> Önde bastık. Evet, hatalı pas. Bruno Fernandes, Adrian Silva. Biraz riskli oyun anlayışımız var orta sahada. Adrian Silva. İçeri çevir. Arka taraf gol gol Adrian Silva. 1-0. 5. dakika. Rakibi bunaltan. Önde basan. Ee, rakip ama kontraya çıkarsa ee, ve stoperlerimiz o anda müdahale edemezse çok sıkıntı olabilir. Bu Fernandez. Ah be direkten döndü. Adrian Silva. Benim Of. Bruno Fernandes. Dünya kupasının en güzel golünü atıyor Bruno Fernandes. 2-0. Övgü övgü. Bruno Fernandes ne çaktın be. İyi ki seninle başlamışım orta sahada oyun kurucu olarak. Fernandes Duarte. Beşli savunma ama Campbell işte bu toplara dikkat etmemiz lazım. Ve dikkat eden bir savunmamız da var. Tabi Costa Rica'yı çok fazla zorlayacağını düşünmüyorum. Bir sürpriz olmazsa. Adrian Silva çok güzel bir top. Semedo çok güzel yer orta. Ah be Silva be. Ah be Silva be. 2-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Maçta 32. dakika 11 şut 5'i kaleye bulmuş. Topa sahip olma %56. Cristiano Ronaldo'nun biraz daha oyuna dahil olmasını bekliyorum bu dakikalarda ama kendisi hiç oralı değil. Sağ kanattan Gelson Martins de pek etkili değil. İkinci yarıda bir Gelson Martins değişikliği yapabiliriz diyecektim. 6.8'e çıktı. Cristiano Ronaldo takımdaki diğer oyuncular arasında en fazla top kaybı yapan oyuncu. Ee, sanırım rakip takım tamamen Ronaldo'ya odaklanmış. Adrian Silva. Yalnız Fernandes efsane gol attı ya. Bu videoyu mu tam? E şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Tavsiye takım uygula diyelim. Evet. Vale, ne bildirim yapmış Duran top savunmamız yeterince iyi değil olan. Zaten ne kadar haftalarca çalıştırıyorsun gene olmuyor bir şey. Hemen duran top savunması mı çalıştıracağız? Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes bugün isabetli şut kaydedemiyorlar. E çıkartırız. Gelson Martins'in yerine e, Rafa Silva atalım. O da çok teknik, çok süratli bir oyuncu. Çok tehlikeli bir oyuncu. Cristiano Ronaldo'yu forvete atalım. Andres Silva'nın yerine de Gildias e, oynayabilir mi orada? Sol ayakla aslında Gildias şöyle yapalım o zaman. İptal diyelim. Oyunu durduralım. Ya da şu pozisyon geçsin. Camedo Silva. Lan içeri çevir. Adrian Silva yapıştırsın bir tane. Adrian Silva. Olmadı. Ee, Andre Silva'ymış. Adrian diyorum. İç forvet yerine şuraya kanat destek rolü verip Herhalde bizim destek kanat oyuncumuz Gildias'ı buraya atalım. Yason Martins yerine Bernardo Silva'yı atıp iç forvet cum yapalım. Ee, orta sahalar devam etsin. 85'te de orta sahadan bir oyuncu değiştiririz. Şimdi birden e, çarkların üçünü birden değiştirmeyelim. Bruno Fernandes tek top Danilo vuruyor. Az dışarı çıktı. Vallahi gruplara güle oynaya çıkıyoruz. Gruplara güle oyn Yani Allah söyletti Grupları güle oynaya çıkacağız demek 85. dakika Bruno Fernandes yerine... E, kime atalım? Moutinho'yu atacağız tabii ki de. Aslında biraz daha fiziksel olarak iyi oyun kurucuları kullanmaya çalışıyorum. Gidiş gelişlerde sıkıntı olmasın diye. Böyle pas araları yapsınlar diye. Moutinho harika bir orta saha oyuncusu ama tek tereddütüm... Fiziksel olarak biraz e, düşük olması... İnşallah sıkıntı çıkarmaz. Adrian Silva, Danilo, Bruno Fernandes, Gil Dias, İn çizgiye be oğlum. Güzel orta Ronaldo. Ulan Ronaldo orada Rovaş Atay'la olsa atardı o golü. Bernardo, Ronaldo. Hadi Gil Dias. Hadi Mutu yok. Yani şapkadan tavşan çıkar. Yanındaki adama pas verme. Bernardo kaleciden döndü uzak köşeye bırakıyor 3-0. 89. dakika Bernardo Silva Manchester City'nin genç oyuncusu. Bu arada kaç? 23 mi 24 mü? Hünyo hadi bir de duran toptan atalım. Penaltı. Aman aman vur 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 saldır saldır saldır. Aa Ronaldo. Bu arada kritik anlar değil mi sadece? Evet, kritik anlar. Evet, ilk başımızı 3-0'lık üstünlükle tamamladık. Yeltsin yani Bu kadar e, iyi oynadığımız bir başta neredeyse maçın adamı olacak. Nelson Semedo %93 isabetli pas. Hemen analizlerimize geçelim. Şuraları kızartmışız artık. Oralarda topa basa basa oynaya oynaya görüyorsunuz. E, rakip de bizim sağ tarafımızı biraz daha etkin kullanmaya çalışmış ama e, pek de başarılı. Gerçi bizim de oyun anlayışımıza göre o yüzden olmuş da olabilir aslında ama şu kanatlardan inmeye çalışmışlar biraz. Onlar da göbekten müdafaa etmeye çalışmışlar. Yalnız sağ bekleri de çok yönlü bek herhalde. Orta sahaya çok yanaşmış göbeğe doğru. Maç istatistiklerine bakalım ne var ne yok. E, i̇ki tane topumuz direkten dönmüş. iki tane mutlak gol pozisyonu. Dört tane gol pozisyonu. 30 şutun 15 uzaktan. 15'i de e, ceza alanı içerisinden sanırım ya da çevresinden çok yakın noktalardan 10 tane kaleyi bulmayan şutumuz var. E, rakip 6 şut çekmiş bunların 3'ü uzaktan ikisi kaleyi bulmuş. Yani iyi oynadık güzel oynadık 557 isabetli pas e, 9 köşe vuruşu 9 köşe vuruşunun bir tanesi çok efsanevi bir gol oldu bir tanesi de e, oldukça tehlikeliydi. Çok yakından gitti yani aynen Costa Rica'yı ezdik geçtik. Artık asistana bırakacağım. Semedo aferin oğlum sana. Ee, i̇kinci maçımız Fransa ile olacak. Fransa maçı biraz zor. Tunus, İsviçre berabere. Brezilya hiç şaşırtmadı ama 1-0 az geldi bana. Gerçi Meksika'da Brezilya ya yabancı bir takım değil. Sürekli yakın takipte olup ee, sıkça karşılaştığı takımlardan Fransa, Nijerya <laughs> bakmadan söylüyorum ama bir de tarihlerinde hiç karşılaşmamışlar. <laughs> Almanya şaşırtmadı, İsveç'te galibiyetle başladı. Fransa'da da galibiyetle başladı ve penaltı e, Fransa'ya karşı oynayacağımız. Bu taktikte Fenerbahçe'de e, UEFA Kupasını almıştım. Fenerbahçe'nin yıllık özeti paylaştım mı paylaşmadım mı bu videoyu çekerken henüz bilmiyorum. E, oradaki taktiği kullanıyorum. Şimdi Fransa'ya karşı oynarken defans çizgimi normale çekeceğim. Presimi bir tık daha azaltacağım. Danimarka iyi başlayacak mı? Arjantin oynuyor. O da zor. Senegal yenmiş Sırbistan'ı. Kolombiya'da İran'ı yenmiş. Kolombiya zaten tamam da ben Sırbistan diyordum ama Arjantin Danimarka'ya patlamış. 3-1 Banega Evet Ban Banega O Mısır Suudi Arabistan'ı çiğ, çiğ yiyecek zaten. İngiltere 2 Panama 0. Allah Allah. Suudi Arabistan'la berabere kaldılar. Adamlar şu an resmen ellerinin tersiyle gruptan çıkmayı ittiler. Belçika 3-0. Normal bir skor. Belçika için beklendik bir skor. Kazan arenada kader maçı. Yani niye kader maçı? Wow, kazan. Bin kazan. Gökdeniz'in oynadığı takımın şehri. Gökdeniz hala oynuyor mu bu arada? Brezilya 3-2, İsviçre'yi yenmiş. Normal bir skor. Yalnız Meksika-Tunus e, o maçlardan birisinde bir sürpriz oldu. Meksika yendi. Yalnız İsviçre'nin işi çok zor. Meksika'da Rusya-Polonya beraberi. Enteresan şeyler oluyor. Mısır yenseydi çıkışı garantilemişti o zaman. Aynen şimdi Rusya-Mısır var galiba. Ya şu forma paketlerini kullanmamışım ne kadar uyuz edici bir durum. Kazanan ilk 11'i değiştirmiyorum. Maça başlayacağız şimdi takım seçimini yaptık. Ee, takım talimatlarını asistana verdireceğim. Zaten klasik talimatlar veriyorlar. Oyun kurucu olacak işte ne bileyim Pogba'ya e, yakın oyna, pres yap, markaj yap, sert oyna. Kante'ye de e, pres yaptırmazlar herhalde yakın oynama da vermezler. sert oyna. Tolisso da aynı şekilde lan var ya sağlam ve genç dinamik orta sahası var. Ee, Griezmann, Dembele rakip talimatlarda ne vermiş bakalım. Kante'ye bir şey vermemiş zaten yani hamal gibi adam yani ona bir şey verilmez. Tolisso'ya zayıf ayak. Pres her zaman topu hamle sert. Pogba oyun kurucu. Yani bariz bunlar. Sıkım arkadaş hiçbir zaman yaptırmayacaklar. Niye yaptırmıyorlar bu adamları? Sıkım arkadaş çok süratli oyuncular. Dembele. Ve Griezmann e, yani dembele çok süratli ama Griezmann topsuz alanı çok iyi. Dembele'nin topsuz alanı griz, iyi ama Griezmann kadar değil çok süratli. Bu adamlara yakın oynamak demek bir anda sizden kopup gitmelerine sebep olur. O yüzden yok ok topa hamle sert e, marşyal de zayıf ayak kullandırmışlar. Yani kabul edilebilir mantıklı olaylar bunlar. Takım konuşmasına da ne diyelim bugün sizden ikinci tura katılma hakkı almak için. Bir puan bile yetecek bize. Hadi çocuklar bir gaz verelim böyle de olan bir puan gazım olur diye var şimdi. Taktiklerden geldik. Biraz normale çektik mi? Tünelde neymiş? Oscar Tavares geleceği hakkında birçok spekülasyona maruz kalıyor. Fransa'nın teknik direktörü sanırım. Yo Uruguay. Niye bunu soruyor ki? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Fransa ile maça çıkıyorum. Yenersem üst tura çıkacağım. Bana gelmiş Uruguay'ın teknik direktörünü soruyorlar. Yalnız e, rakip Varan Laporte. Varan'a bakalım. Laporte'nin ayağı tartışılmaz da yani Varan'da fena değil. Laporte'ye sağlayacak kadar iyi. Çok özür dileyerek Bek oyuncularımızla destek yapalım. Dembele. Geniş alanı sever Dembele. Çok yakın oynamayın. Uzaktan takip edin. Önünü kapatın yeter. E, 13. 14. 15. dakikalara geldik. Cristiano Ronaldo'yu da destek yapalım. Tam olarak bütün herkesin hem hücum hem de savunma yönüne destek vermesini bekliyorum. No Fernandez, Danilo, Guerrero, Fernandez, Danilo. Çok güzel pas. Ronaldo. Ulan be Ronaldo be. Adrian Silva. Oradan bize ekmek çıkmayacak dedi Danilo. Geri döndü. Tekrar e, oyun kurmaya başladık. Ronaldo. Çok güzel önüm boş. Harika bir top. Gel son Martins arka tarafa çıkar. Gel Martins be. Ya zaten sana daha az şut çek talimatı verdik. Yani Maç içerisinde de bu şeyler değişiyor talimatlar. Onları da arada sırada yani yarım saatte bir falan ikinci yarıya başlarken e, tekrar temizle, tekrar yap deyip gözden geçirmek fena fikir değil. Adrian Silva'yı hiç oynatmıyorlar. İkinci yarı Cristiano Ronaldo'yu forvete atacağım. Ne olursa olsun Cristiano Ronaldo her zaman için çok büyük tehlike. Ne kadar kötü oynarsa oynasın. Biraz azarlayalım performansımızla hiç memnun değilim çocuklar dedik. Adrian Silva yerine Cristiano Ronaldo'yu yapıştırdık. Ee, buraya kimi atalım? Rafa Silva'yı sağ atıp aslında böyle mi devam etsek? Neyse buraya... Rafa Silva sol ayağını kullanıyor. Sağ ayaklı. İç forvet destek rolünde deneyelim burada. Bakalım. Ee, Bernardo Silva kalsın. Gelson Martins her şey yapabilecek tehlikede bir adam. Gelson Martins'e de bir 15-20 dakika daha sabredebiliriz bence. Gelson Martins'i şöyle biraz hücum oynatalım. Gelson Martins oyun kurucu olarak esas rolü verilmiş. Aa, bak bunu şimdi size tavsiyede bulunuyorum. Ben kendimi unutuyorum ama. E de değişmemiş gerçi. Ee, şimdi biraz daha risk alabiliriz ama risk almaya gerek var mı? Ben yok diye düşünüyorum. Ee, Bernardo Silva'yı atacağım. İç forvet destek yapıyorum. Biraz daha becerikli ayakları bir araya kullanalım. Biraz daha dar alanda oynayacağız ama. Kingsley Coman Anthony Griezmann. çariço çok iyi bir top. Ah be. O pasla iyi çıkabilseydik. Yani Ronaldo buluşabilseydi o topla. Griezmann, Semedo. Hadi Ronaldo be. Bir tanesini de gel al şu toplarım be. Polisso. Dembele. Yalnız adamlar boş alan arıyorlar. Konsantre olun çocuklar dedik ama kaç dakika sonra konsantre olacaklar. Polisso. Of of of. Yani Griezmann bomboş kaldı orada. Yapacak bir şey yok. İlk golü yedik. Ee, biz her zamanki işimize dönelim. Yani 2-3 de yiyebiliriz. Galibiyet de alabiliriz ama Bernardo çok kötü bir pas tercihi Bernardo'dan. de koman aman 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 de koman aman 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 Evet ufak tefek rötuşlar daha yapalım. Guerrero ve Semedo'yu yapıştıralım. Ee, forvete Silva'nın yerine de oraya bir kanat oyuncusu atalım. cildiyası atalım oraya. Hadi bakalım çocuklar. Gel al hemen topu Adrian. Hadi oğlum. Aman be Adrian be. Aman be Adrian be. Allah son oyuncu değişikliğiyle seni çıkartacağım. Renato Sanchez e atacağım. Nereye atıyorsun? 3 tane oyuncu değiştirmişsin zaten diyorlar. Griezmann. Bas bas bas. Çok güzel. Hadi Cildiyaz güzel çık. Kısa oynayabilirsin. Ronaldo'yu tutturursan efsane olur. Adrian. Bernardo. Yalnız adamların sağ bekine bak Kingsley şey sol açığı benim sağ bekimle birlikte geliyor işte büyük takımlarda oynamak böyle bir şey. Danilo Doris gibi bir kaleci öyle gol atamayız. Evet biraz daha baskılı oynamaya başladık ve penaltıyı alıyoruz. Geri vites yok. Ronaldo topun gerisinde turnuvadaki ilk golünü atmaya çok yakın. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 1-1-78. dakika. Aslansın oğlum sen aslansın. Yalnız değişiklik yapmayacağım. Yani 1-0'dan 1-1'e getirdik. Daha da iyi oynadık. Etkili de oynuyorduk. Risk alacağız bakalım. Yapacak bir şey yok. Mbappe çizgiye kadar indi. Çevirdi. Ben Vezo. Aferin be Ronaldo. İyi ki geldin bir top aldın. Gördük yani şurada dünya gözüyle. Ronaldo. Çok güzel. Sabek geldi. Sabek geldi. Of. Ah Danilo be. Şu şutların daha iyi olsa senin var ya. Yalnız Ronaldo penaltı golü atmasına rağmen 6.6. Pogba, Koman. Aman aman aman. Hayır. Vallahi böyle açık oynamak daha tehlikeli değil mi? Yapalım. Demedo'dan tarafından değil de Guerrero'nun tarafından geliyorlar. Destek yapalım. Biraz daha orta sahaya yakın olsun en azından. O kadar hücuma çıkmaya hevesli olmasın. Mbappe, Oman. Yani bir an dedim ki kendi kaleme gidecek. Hadi çocuklar, hadi çocuklar, hadi, hadi. Konsantre olun, konsantre olun. Slay Command. Beş dakika uzatma mı? Ne yaptın sen ya? Ne oldu beş dakika uzatma? Saha içinde ameliyat mı oldu beş dakika uzatma? Hadi lan Bernardo bir penaltı daha. Bir penaltı daha. Çok basit vurdum Bu arada duran toplarda çok fazla penaltı oluyor. Benim dikkatimi çekti. Diyecektim ki ee, bir puan aldık. Hiç fena değildi. Şans bugün bizden yana değildi diyelim. E, biraz daha çekimsel, daha dengeli oynamaya çalıştığımız dakikalarda... Ee, çok bu kadar pozisyon bulamadık ama artık bütün riskleri alıp sahaya öyle çıktığımızda bizden de daha baskılı bir oyun gördük. Ee, bir tane topumuz direkten dönmüş. 4 tane mutlak gol pozisyonumuz var. Gene rakipten pozisyon üstünlüğü olarak daha iyiz. Top onlarda. Daha fazla şut çekmişler ama bizim bir tane topumuz direkten dönmüş. dört tane mutlak gol pozisyonu var rakibin 2. 3 tane de gol pozisyonu var rakibin. Ee, şimdi Nijerya ile oynayacağız. Gruptan çıktık mı acaba? Cristiano Ronaldo bardağın dolu tarafına bakmaya çalışıyor. Gruplara bakalım. Evet. E, Nijerya Costa Rika maçı var. Bir o maçı görelim. Berabere kalırlarsa yine çıkamıyoruz herhalde. Yani kesin değil. Kosta Rika yendik. Nijerya bizi yenmesi lazım. Berabere kaldılar. Ya neresi tartışmalı karar kardeşim? Adam vurdu, penaltı yaptı. Bu kadar basit ya. Avustralya, Peru, Güney Kore, Hırvatistan, Uruguay, İspanya. Güney Kore 1-0 yenildi. Manzukic. Bakalım sonraki maç. İspanya, Uruguay berabere. Maçlarda bir oynasın bakalım. ikinci maçlar sonunda puan durumları nasıl olacak? Gruplara bir daha bir göz atalım. Oyun... Ya da 3 maç bitsin. Gruplara öyle bir bakalım. Oyuncu performanslarına bakalım. Ya da ikinci maçlarda bakalım. Daha heyecanlı oluyor. Bakalım adamlar ne... Yalnız ben gene yanlışlıkla kaydı durdurmuşum. Yani kendime baya bir konuştum. Sanırım 5-10 dakika konuştum. Nijerya maç önündeyiz zaten. Ee... Şuradan buralara bakalım. Ee, Rusya, Mısır ve Brezilya, İsviçre. Çıkmayı garantileyen takımlar e, şimdi C ve D gruplarının maçları oynanacak ve buradan da bazı sonuçlar e, giden gidemeyen herkesi etkileyecek. Ben şimdi sol iç e, forvet destek olarak atayım buraya cildiyası oluyor mu? Kanat Destek yapalım. Buraya da Bernardo Silva iç forvet yapalım. Evet. Hadi bakalım çocuklar bu şekilde çıkacağız. Hijale ee, karşısına taktikte hiçbir şey değiştirmiyoruz. Yalnız var ya Moses, Obi, Mikkel, Endidi, Iwobi, Ideye. Yani çok problem çıkartacak takımlar olabilir bize. Iwobi. Yani burada Pereira'ya bence biraz iş düşüyor. Tamam dedik otomatik yapalım. Taktikler Pereira'ya diyelim ki babacım sen e, ee, nerede? Ivobi nerede? Evet sen bunu tut baba. Gerçi biraz orta sahayı o yüzden boş bırakabilir ama olsun. Yani bulunduğu mevki biraz boş kalabilir. Ama önemli olan orada Ivobi'ye yapışıp oynaması ki Ivobi de tehlikeli bir adam fena sayılmayacak şekilde sürati ve topsuz alan becerisi de var. İnşallah ekarte edebiliriz. Ronaldo iyi kontrol. Semedo geldi. Güzel orta ama çok kötü yere. Ceza alanın arkadaşlarının girmesini beklemeden orta yaparsan kaleci rahatlıkla topu alır. Bernardo. Danilo. Sağdan geliyoruz gene. Semedo. içeri çevirdi. Bernardo vuruyor direkt. Arkadaş benim bu direklerle imtihanım nedir ya? Niye benim geldiğim takımda bütün herkes Hamit Altın top kesiliyor ya? Yalnız şu dakikalar çok baskılı oynuyoruz. 1-2 gol bulmamız lazım. Yoksa gelip bir tane atıp yatacaklar üstüne. Hadi Bernardo. Yapmayın. Şu, her zaman şu pozisyonlarda şöyle oluyor. Bak gittikçe stresim artıyor benim. Final maçı bu. Gruplardan çıkmam lazım. Rezil olamam. Bernardo Silva kaval kemiğine tekme yemiş. Kardeşim futbolcusu ne tekme yemeyi bekliyor? Ha bak havamız söndü görüyor musun? 7 şut. Şu kaleyi buldu. Adamlar şu an temizle diyelim. Değişiklikleri onayla diyelim. Sadece top oynayın. Hadi kimseyi tutmayın. Kimseyle ilgilenmeyin. Guerreiro. Danilo. Bruno. Lan lan lan. Hadi. Oğlan be. Ah be abicim be. Bu adamın vuruşları. 11 uzaktan şutu. Silva'ya bakacağım. Adrian Silva. Tam uzaktan şutuna bakacağım derken ceza alanı yayından harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi. E Adrian Silva'nın uzaktan şutu 15 baba. Ben buna inanıyorum. Ben bu iki adamı yerin değiştireceğim. Sen adam tutma. Sen tutmaya devam et. Nerede o? Hatta bu mevkiyi tut ki değişirse değişsin. Bu arada rakip dizilişine de bakalım. Diziliş aynen aynı şekilde devam ediyorlar. Şuraya atalım. Diyas offside. Nasıl offside olur adam? 13 on şut 6 skaleyi bulmuş. Yüzde %63 e, toplu oynama gösterdiğiniz Performanstan hiç memnun değilim. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo sen niye top oynayamıyorsun Ronaldo? Üçüncü maçın bir gol attın o da penaltıdan. Gerçi ben kaç gol attım ki? Dört gol attım galiba. Cristiano Ronaldo yerlerde. Cildiyas da hemen değiştirelim. Ee, gel babacım. Hiç forvet. Cildiyas'ın yerine Andre Silva'yı yapıştıralım. Değişiklikleri onayla dedik. Hadi bakalım azimli santrafor oyuna girdi. Semedo. Bruno Fernandes. Bernardo. Adri Andre Silva. Lan Adrian Silva ile karıştırıyorum. Adrian Silva'yı almadım ya. Hep bana atıfta bulunuyor. Andre Silva 2-0 öne geçtik. 58. dakika. Daha azimli oynayın. Atın 3-4-5. Bu arada e, Semedo'yu değiştirip Cedric'i atalım. Bernardo. Fernandes. Fernandes. 3-0. Artık iyice rahatlıyoruz. Geldi bahar ayları. Gevşedi gönül yayları. Ee, Fernandes'i değiştirip Moutinho'yu ya da Renato Sanchez'i atalım ya. Ee, Danilo Pereira'nın yerine Renato Sanchez'i alalım. 67. dakikadayız. Cedric Adrian Silva Guerreiro Ronaldo'nun koşu yoluna. içeri çevirse büyük tehlike. Çok kötü çevirdi. At 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 at. Sağ bek. Bernardo. Of. Andres Silva diyor ki ben bu takımın nokta santraforuyum. Abi ceza sahası içine top getirsen ben bir şekilde yuvarlarım diyor. Yani Cristiano Ronaldo gene kanada dönecek ama e, neyse performansı biraz daha iyi ama skora katkısını istiyorum. Ronaldo'nun ne yazık ki skora katkısı da yok şu an için. 4-0 Zorlandı, zorlandığımız skor üretmekte zorlandığımız bir ilk yarıdan sonra ikinci yarı gol bulmak, 4-0'a getirmek bizi çok rahatlattı. Adrian Silva, Cedric, çok güzel bir orta. Ronaldo, duydu bizi. 77. dakika 5-0. Artık tamamen çok düşük, çok az. Aynen Rolanti'ye çevirelim. Artık tamamen takımın kondisyonunu korumak maksadıyla prese tamamen sıfır yaptım neredeyse. Yani ağzın içine gelmeden takım pres yapmayacaklar ve e, tempoyu da çok düşürüp Rolanti'ye aldık. Hani böyle kondisyonları biraz daha koruyarak maçı bitirelim. Sakatlık sakatlık olursa onun önüne geçmeye çalışalım. Cedric, Renato Sanchez, Bernardo, paslaşmalar. Takımı tebrik ediyorum. Yani ilk yarı biraz sıkıntılıydı ama ikinci yarı ee, o direnci kırıldı Nijerya'nın. Bir tane topları da direkten dönmüş. Göstermediler lan o topu. Bir tane mutlak gol pozisyonu. iki tane de gol pozisyonu. Zaten tuttuğumuz, yani yakaladığımızı atmışız. Turu geçmek mükemmel bir başarı. Tebrikler beyler. Evet artık e, gruplardan bir üst tura çıktık onu gönder dedik. Bu neymiş ya Portekiz o kadar büyük bir takım değil. Ya yani neyisin adam böyle bir şey söylüyorsun ben anlamadım. 5 tane gol yemişsin. Yani daha nasıl olabilir? 10 tane mi atmamız lazım? E, şimdi artık İki galibiyet bir beraberlik. Fransa maçı da kötü değil. Bence kafa kafayı oynadık. İyi de oynadık. Kazanabilirdik de. Ee, ama ne yazık ki kazanamadık. Almanya Peru. Almanya dağıtacak Peru'yu. 2-1. İsveç'te 2-1. Alskutki. Ah, bu Almanya takımında böyle tuhaf tuhaf oyuncular oluyordu değil mi? Evet. İsveç'le eşleştik. Evet. Hazırlık maçlarında 3-1 yendiğim İsveç'le eşleştim. Güzel. İyi bir kura bence. Ne rekor olmuş? Ne olmuş? 6 maçlık yenilmezlik serisi Portekiz rekoru oldu. Tabi ben bu 6 maçlık serinin sadece 3'ünde sahadaydım. Takımın başındaydım. Dünya Kupası 2. turuna geçiyoruz. Şimdi İsveç'te oynayacağız. Sezon bitmiş. Başarımları gösteriyorlar. 29 Haziran 2018 İran, Sırbistan 3-60, Kolombiya'da 3-60. Ee, bakalım diğer gruplarda neler olacak. Bu arada diğer fikstürlere de bakalım. Bir gruplara bakalım kimler kimlerle eşleşecek. Ee, hangi takım hangi takımla oynayacak bu neymiş. Tamam kabul edelim bakalım. Yeni abonelikler. İsveç zorlu Portekiz virajında gerçekten öyle neymiş? İsveç'in Avustralya ile yaptığı en son müsabakada galibiyetle ayrılması çok büyük ses getirmişti. Onların bu galibiyetiyle birlikte kendilerine olan, olan güveninin artması size endişe. Ay çok korktum. Burada iyi bir sonuç alma şansımızın olmadığını düşünmemiz için hiçbir sebep yok. Bizim daha iyi oyuncularımız ve daha iyi bir menajerimiz var. Al bu da sana kapak olsun. Şey diyorlarmış. Bizim de Zlatan'ımız var. Evet, Agüero Dünya Kupası en iyi oyuncu ödülünü mü istiyor? Valla biz Ronaldo dedik ama Ronaldo da daha... Gerçi 3 maçta 2 gol attı, o da fena değil. Şimdi... E... Dünya Kupası gruplarına bir bakalım mı? Bu an durumuna bakalım önce, dur. Var diyelim. kut etabı dur. Rusya 5, Mısır 5 puan, Brezilya 9, 3 yapmış İsviçre 4 puan, Portekiz 7, Fransa 7, Almanya 3'te 3, üç, İsveç 6 puan, e, Avustralya ve Peru'yu yendiler. E, başka kim var? Hırvatistan 7, İspanya 5 puan, yalnız Uruguay dedik. Berabere kalmışlar. Kore'ye gelmişler. Bunun Uruguay, e, tabi Hırvatistan yenince. Arjantin, Danimarka çıkmış. Arjantin 3'te 3, üç, Danimarka'da 2 galibiyetle rahat çıkmış. Yani hiç endişelenmemiş. E, kaç kaç bitti? 3-1 yenmişler. Kolombiya, Sırbistan. O Fas çıkmış. İngiltere'yi ye yendiniz. Siz İngiltere'yi ye yendiniz mi? hadi bakalım lan. Belhanda var mı? Belhanda olmaz mı? Belhanda orta sahada. El Arabi. Yalnız şu an Belhanda'nın direkt fiyatı 15 milyon euro oldu. Ne yapmış? Oo 3 maç 2 asist yalnız Dünya Kupası'nda da bence şu an kendisinden söz ediliyordur. 3-0 Panama zaten delik deşik. Belçika 3-3 yapmış. Evet turlar dedik. Şimdi ikinci tura bakalım kim kimleşleşmiş. İsviçre, Rusya, Mısır, Brezilya, İsveç, Portekiz, Almanya, Fransa çok güzel bir eşleşme. Danimarka, Hırvatistan işte e, grubu lider bitirmenin avantajı sanırım bunlara. Danimarka, Hırvatistan, Arjantin, İspanya çok güzel bir eşleşme. Bakalım 6-1 olacak mı? Kolombiya, Fas. Tam Fas'ın dışına göre Sırbistan, Belçika. Sır brezilya eşleşmesi biraz üzücü ama yapacak bir şey yok. Ee, şöyle bir istatistikler. Oyuncu genel bakış diyelim. Oha! 7 gol nedir lan? Ne yaptın oğlum sen? Manyak mısın sen? Kime attın bu kadar 7 gol? Yuh, yuh ama yani! 7 tane gol atmış lan nasıl geçeceğiz lan? Kim vardı ki bu Arjantin'in grubu? Ha, Danimarka, İzlanda, Japonya. Ya 5'er tane attınız zaten burada. On İzlanda'ya 5 gol, Japonya'ya 5 gol. Bizde Andre Silva var 3 gol. Asist Neymar, Bernardo Silva 2 asist yapmış. Ee, en fazla koşan Roberto Pereira Arjantinli. Eşek gibi koşturmuşsunuz adamı Ne? Ayağı oynayın kardeşim. En çok kritik top kapma. Çariço ve Vezo stoperlerimiz yalnız. Dikkatinizi çekerim. Bu dörder tane kritik top kapmaları olmasa delikleşik olmuş olabilirdik yani. En az gol yemi. Patricio bir gol yemiş. Basic, Hırvatistan kalesi hiç gol yememiş i̇ki maçta. Biz iki maçta bir gol mi yedik. Yani i̇ki maçta gol yemedik. Pardon. Üç maç oynadık bir gol yedik. En fazla kalesinde gol yemeden kaç maç oynamış? İki maç zaten. <laughs> daha yeni bunlar. Maç başına top kapma gelsin. Tejeda evet bizim maçımızda da çok iyi oynamıştı ama Costa Rica'da çok atak yediğini gösteriyor bu. Endidi, Wilfred Endidi. Marcelo var Brezilya'dan. 7.45 bek oyuncusu. Top sürme maç başına Eden Hazard 9.50. Gelson Martins 5.11. Sadio Mane kritik bas. 9 tane kritik bas. Bizden kimse yok. Kaleyi bulan şutta en iyisi. Mahi, Andre Silva, Yalnız Silva'yı kesmeyeceğim ben bir dahaki maç. Kesme de adam resmen ya. Helal abi. Vallahi helal olsun. Takım genel bakış. Diyelim en fazla gol Arjantin 13. Biz 9 gol atmışız. Son maçta 5 gol attık. En fazla kafa topu kazanma. Tunus, Mısır, Belçika, Brezilya, İran, Portekiz 6. Ortalama topa sahip olma. %54, %58'li Almanya varmış. Maç başına başarılı top kapma %84. Uhuhu en az gol yemede birinci sıradaymışız. Sadece bir gol yemişiz grup aşamalarında o da Fransa'dan. Gol yemediği maç sayısı aynı zaten. Herkeste en çok faul yapan Japonya, Costa Rica, Meksika, Kolombiya, Nijerya, İran, Avustralya, Tunus. Bunlardan herhalde isabetli pas oranı %86. İşte, işte. En fazla isabetli orta %20. Neyse iki şeyde birinci sıradayız. Bu da güzel. Evet şimdi İsveç'le maçımız var. Ee, İsveç'le Aha Rusya 2-0 yendi lan. İsviçre'yi yendi. Aa Mısır'a bak sen ya. Salah 2 gol daha atmış. Gene elini kırmızı kart görmüş. Yani gene birisi kırmızı kart görmüş. Penaltılarla geçmişler. Vallahi helal olsun. Ve 87'de kutuyu atmış ha. Brezilya değişik enteresan olaylar olmuş. Devam diyoruz. <laughs> Asistan menajeri görevlendirdik. Devam diyoruz. Almanya Fransa. Aha Fransa Almanya'ya güle güle dedi. Maç öncesine geldik. Maça başlamadan önce ikinci bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kızmayın bana ikinci bölümde görüşürüz.